Geçtiğimiz günlerde benim de meclis kürsüsünden dile getirdiğim bir konuyu Sayın Cumhurbaşkanım Karadeniz gezisinde müjde olarak açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız önce 1000 sonra da 2000'e çıkararak Zonguldak'ta bir müjde verdi madenci kardeşlerimin istihdamı ile ilgili. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu asrın felaketi dediğimiz felakette yalnızca Zonguldak'ta madenci kardeşlerimiz orada değildi. Yüz binlerce insanımızın yanında bugün Kütahya'da, Tavşanlı'da, Tunçbilek'te çalışan, GL'de çalışan 450 kardeşimizle yaklaşık 40 gün boyunca enkaz kurtarma çalışmalarında faaliyetinde Hatay bölgesinde bulundu. Yine Etibor işletmelerinde yani Emet ve Sarcık'tan yaklaşık 320 kardeşimiz Adıyaman'da arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulundu. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Müjdemizi biraz daha genişletelim. Eğer imkanımız varsa 1000 kişi daha ekleyelim. Buna Tunçbilek, GL'yi ekleyelim. Burada çalışan madenci kardeşlerimizi ve Etibor'da, Emet ve Sarcık'ta çalışan kardeşlerimizi de ekleyelim. Çünkü buralarda çok ciddi şekilde bir madenci var ve maden yatağı burası. Burası da büyük bir kömür havzası. Aynı zamanda dünyanın en büyük ama en büyük bor tesisleri de, bor üretim merkezi de Kütahya, Emet ve Sarcık'tadır. Bir müjdeyi de burası hak ediyor Sayın Cumhurbaşkanım. Kütahya'da bulunan 536 köyümüzün 500'ü neredeyse yaklaşık olarak %90'ı orman ve orman köylüsü. Bunların tek geçim kaynağı kesim ücretleri. Başka bir kaynak geçimleri yok. Biz ısrarla köylümüz köyünde kalsın istiyoruz. Ormancıysa orman köyünde kalsın, tarım yapıyorsa tarım köyünde kalsın, bitkisel veya ağaç hayvancılık yapıyorsa yine köyünde kalsın istiyoruz. Orman köylülerimizin de köylerini terk etmemesi için başka bir geçim kaynakları yok. Kesim ücretlerini artırmamız lazım. Sağ ol, selamünaleyküm.